Rıza'yla çıkıp ne yapacaksın? Bütün gece o çocukla ne konuşursunuz? Yani hafsala mı anlıyor? Kızımıza ilkokuldan itibaren haftada bir düzenli kitap okuttuk. Bulduğu adama bak. Ali topu tuta ilkokul 4'te gelebilmiştir o ancak. Tam bir hıyar. Çengelköy. Resmen cahil. Çok önyargılı bakıyorsunuz Rıza'ya. Hiç uzaktan gördüğünüz gibi biri değil o. Demek uzaktan Tata Ramazan, yakından Einstein. O okuduğu futbol gazetesinin içine Shakespeare kitabı koyup okuyor herhalde. Bırak Allah'a sen. Hayır, bir kere Rıza feci bir kitap kurdu ve son derece eli kalem tutan bir insandır. Sana mesaj yazmak dışında herhangi bir şey yazmışlığı var mı? Tabii ki. Roman denemeleri var. Aa, denedi, yanıldı, bıraktı herhalde. Hayır, bence Rıza'nın yazdıklarını bir gün çok geniş kitleler okuyacak. Kocaman inşaat tabelasını falan kastediyorsun sanırım. Ya çok enteresan. Benim bugün bir festival filmi yönetmeniyle randevum var. Ve filmin konusunda ne biliyor musunuz? Önyargılar. Önyargılar. Ne kadar ilginç bugün bak. Vay be, çok ilginç. Enteresan. Hiç inanamadım ama. Bir şey yazsın da okuyalım madem. Evet, yani apartmanda şikayetler var işte. Yani güvenlik, temizlik, kapıcı niyen yok filan. Da ben ne yapacağım? Kaleminiz çok kuvvetliymiş, Deniz söyledi. Benim. Çok okur, çok yazar mısınız? Evet. Heh, işte bu sorunları düzgün bir şekilde kağıda döküp komşulara yollarsanız çok etkili olur. Ne dersiniz? Bakayım ben bir ona. Uzun ve detaylı anlatın. Yarın akşama kadar hepimize yollayın ki hemen çözülsün. Yarın akşama. Süper. Güzel güzel. Yaz işte apartmanımızın sorunlarını. Rıza, bu senin için büyük puan fırsatı. Ya Deniz, oto tamiri diyeydin, futbol diyeydin. Sen niye Rıza'nın yazarlığı iyidir dedin ya? Rıza, oto tamirine etkilenirler mi? Ben seni yeni bir reklam kampanyasıyla annemlere tekrardan lanse ediyorum. Ben de bugün seni annemlere tekrardan lanse ettim. Munistir dedim, böyle uysaldır dedim, hanımdır dedim. Ay iyi, güzel, ayarlarım ben onu. Seninki kolay da, işte ben ne yapacağım? Bir de Şubat'ta 3 ay Antep'te şantiye iş çıktı başıma ama... Nasıl, bir dakika, yok artık. Yok, gitmeyeceğim tabii de. Ha, iyi. Aslında benim de Trabzon'da Mayıs'ta 1 ay film işi çıktı. Gitmeyeceğim tabii. De bakalım yani sonuçta 4 hafta. Ama hiçbir şey belli değil yani. İyi, ben de o sırada romanımla ilgilenirim bari. İlle de roman olsun be Rıza. Ne yapıyorsun bu saatte? Yazamıyorum. Tükendim, anlıyor musun? Kelimeler küstü bana. Gelmiyor. Lanet olsun, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bağırma lan hayvan! Lanet okumam da gece gece! Ama babaya... Niye buruşturup attın bunları? Kağıt bedava mı öküz? Topla şunları, çabuk topla! Bunca bilgisayarı niye aldık ki acaba? Dur. Şunu bir oku bakayım bana. Sahip komşularımız, apartman küvenlik, temizlik ve ayrıca çöp alma konusu da sorun teşkil etmektedir. Bir dakika şimdi bak. Çöp alma konusu da derken bu daha ayrı mı yazılıyor, bileşik mi? Çünkü bunun bir dahi anlamında olanı var, bir de öteki var. Hangi dağ bu? Hangi dağda kurt öldü Sayın Kocabaş? Sen böyle şeylere takılmazdın.
Ya bir yanlışlık yapmayalım. Şimdi bundan iki tane var. Bir de çok karışık bir konu bu yani. Bir de bizim oralarda bir dağ var. Ettiğimiz avuçta. Sen hangisini istedin? Şakacı olma reis. Edebi ol. Hemşerim, okuyan anlayacak mı? Anlayacak. Tamam. Yok yok, bu çok kuru oldu ya. Böyle biraz daha hissi yazsan. Hissi? Ha, böyle biraz ambiyans katarak. Yani bizim apartmanımız Cihangir'in en eşsiz bir yaşam alanı. İncisi, göz bebeği falan diye mi başlasan acaba? Hemşerim, sen aidat toplayalım, kapıcı alalım mesajı mı vereceksin, yoksa apartmana ilan aşk mı edeceksin? Ya biraz duygu dünyasına hitap etsen ne olur yani? Ben bilim insanıyım hemşerim. Duygu dünyasına yazarlar bakayım. Git profesyonel yazar tut, yazdır. Profesyonel yazar mı? Var mı yazar tanıdığın? Yalnız ne olur Deniz veya ailesinin haberi olmasın, olur mu? Sen paradan haber ver. Mevzu değil. Seviyorum seni. İş ne? Konu yani? Bizim apartman. Apartman. Okey. Karakterler? İşte yani hani apartman sakinleri. Çok sakin olmasınlar yani, çatışma çıkmaz. Bir iki tane deli olması lazım arada. Aman aman, deli falan istemez şimdi Deniz'den bilirler. Bizimkiler zaten kafayı takmışlar Deniz'e, niyeyse nevrotik diye. Şimdi çatışma olmayacaksa ne istiyorsun benden abi? Yani daha böyle imlası düzgün, derli toplu, içine duygusu olan bir şey yani, böyle anlatabildim mi? Anladım. Duygu deyince bende. Ağlatıcı merkezi var. Ama ağlatmaya gerek yok. Biraz böyle bir hani etkilensinler yeter. Anladım ben seni. Yarım saate hazır. Abi bu ne ya? Nasıl? Neler oldu bizim apartmanımıza ya? Allah'ım niye böyle oldu ya? Peki 4 numara sonra ne olacak? O bir dahaki bölüme. Bir 2000 daha ateşle, öğren. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ya ben bunları komşulara da atacağım. Apartmanın girişine asacağım. Şuna bak neler olmuş ya. Hastalıklar, üzüntüler, hırsızlıklar. Ya çöpten veba yapan fare çıktı ya. Ya şuna bak, çocuk öldü apartmanda. Nasıl, orası çok etkili değil mi? Abi ben böyle bir şey istemiyorum. Kimse ölmesin. Ben apartmanın sorunlarını anlatan sade, gerçekçi bir şey istiyorum. Yo, ben çatışma ve ajitasyon adamıyım koçum, tarzım bu. Arzu halci miyim ben oğlum? Arzu halci mi? Bak bunu ikinci duyuşum. Bir okuyabilir misin abi? Okuyayım. Apartmanımızda mevcut sorunlarla ilgili olarak ilgili makamlara. İvedilikle yazayım mı? İvedilikle okey. İvedilikle süper abi. Yaz. İv. Onu niye attın ya yere? Kağıt bedava mı? Ya topla şunu, topla bir bilgisayar al kendine ya. Ya hep zarar, hep ziyan. Hep. Yaz diyorum. Defol git. Ne oldu ya? Ben kötü bir şey demedim ki abi. Kağıt harcama, işte bilgisayar aldırdım kendine. 40 yıllık arzu harcıyım, saygısız. Bu işin geleneği daktilo ve kağıttır. Abi ben bir şey demedim ki ya, ben sadece onu yere... Hadi yürü git. Kime istiyorsan yazdır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.